Önce pandemi, peşinden Kahramanmaraş depremleri ev sahibi olmak isteyenlerin önceliklerini değiştirdi. Tam da bu nedenlerle yılın ilk 6 ayında İstanbul'un kuzey ilçelerine talep arttı. Anadolu yakasında Çekmeköy, Sancaktepe ve Ataşehir, Avrupa yakasındaysa Başakşehir ve Arnavutköy. Ev fiyatlarının en çok arttığı ilçeler oldu. Önce pandemi, peşinden Kahramanmaraş depremleri. Konut fiyatlarını artırmanın yanı sıra ev sahibi olmak isteyenlerin tercihlerini de değiştirdi. Merkez ilçeler gözden düştü, kuzeye talep arttı. İstanbul'da konut fiyatları ortalama %30 arttı. Neden hani kuzey bölümleri tercih ediyorsunuz? Depremden dolayı. İnsanlar doğal olarak zeminin daha sağlam olduğu kuzey yakasına kaçmaya çalışıyorlar. Emlakçılara göre az katlı, bahçeli ve zemini sağlam bölgeler daha çok tercih edilir oldu. Tam da bu sebeple Anadolu yakasında bulunan Çekmeköy, Sancaktepe ve Ataşehir bu yılın ilk 6 ayında konut fiyatlarının en çok arttığı ilçeler oldu. Anadolu yakasında Beykoz, Riva'dan başlayıp o Polonezköy, Ömerli, Çekmeköy hatta fiyatların oldukça yükseldiğine şahit olduk. Avrupa yakasındaysa Başakşehir ve Arnavutköy konut talebinin en çok yoğunlaştığı ilçeler. Yeni bina stoklarının olduğu o semt ve ilçelerde de fiyatların yükseldiğini ve talebin arttığını şahit olduk. Kilyos, Tekeriyaköy, Demirciköy, Gümüşdere gibi o bölgelere olan bir ilgi fazlalaştı. Buralarda talep olması gayet olağan. Neden? Bir deprem yaşadık. Uzmanlara göre Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu gibi ilçelerdeki konut piyasasında durağanlık oluştu. Bu durağanlık nedeniyle de fiyatlarda %30'a yakın bir düşüş yaşandı. Özellikle 30-40-50 yaşa olan binalarda vatandaş bir deprem tespiti sormaya başladı. Hatta bazı semtlerde %50'ye yakın düşüşler olduğunu bilgilerine ulaştık. Ancak her ne kadar İstanbul'da konut fiyatları %30 artsa da uzmanlara göre son dönemde fiyat artışında duraklama yaşanıyor. Vatandaş kendini tamamen seçime endeksledi. Satışlar dibe vurdu. Bankaların da kredi musluklarını kısması bir defa vatandaşın krediyle ev almaz talebini bir defa frenlemiş oldu.